Arkadaşlar merhabalar. Geometri ders çalışma programında 7. haftayı anlatacağız sizlere. 7. haftada ne yapacaksınız? Nelerle karşılaşacaksınız? Ondan bahsedeceğiz ama bahsetmeden önce önemli bilgileri şöyle bir vereyim size. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her gün şey çözüyor muyuz? E, paragraf çözüyor muyuz? Çözüyorsunuz değil mi? Çözün arkadaşım her gün. En az 10, 10 tane güne başlarken sabah başlayın. Gönül ister ki 20 tane çözün. Ama 10 tane de çözseniz sizin açınızdan olur. Böylelikle bütün fasikülleri bitirirsiniz zaten. İkincisi haftanın 3 günü ya da 4 günü problem çözmeye başladınız mı arkadaşlar? Böylelikle sınava kadar zaten büyük ihtimalle piyasadaki bütün problemler halledersiniz. Böylelikle TYT'niz çok da güzel olacaktır arkadaşlar. İkinci önemli olan nokta buydu. Üçüncüsü de şuydu. Acil geometri çözmeye başlamadınız mı? Ne? Ya arkadaşlar, ee, Çoğunuz çok zor diye kaçıyorsunuz. Allah aşkına zor değil. Zor değil. Alanların zor olmadığını görüyor zaten. Eskiden yeni nesil e, öncülerinden de zor geliyordu millete. Artık yeni nesle alıştığınız için gerçekten zor değil. Hatta ne dedik? E, şöyle bir seri başlatacağız dedik. Eylül ayında. O yüzden şimdi itibaren alıp çözmeye başlayın ki o seriyi de o konuları çözmüş olun. Ne serisi? Telegram'da canlı yayın yapacağım ve katılacaksınız. Her biriniz. 10.000 kişiyi bile katılabilir. Hiç sıkıntı değil. Canlı yayında tek tek soracağım. Birinci soru ya anlamayan var mı? İkinci soru anlamayan var mı? Üç anlamayan var mı? Üçü anlamadım hocam diyen bir kişi bile çıksa onu detaylı bir şekilde belki yeri gelecek orada konu özeti de yapacağız. Konu da anlatacağız arkadaşlar. O yüzden acil geometride böyle bir seri başlatacağımı söylemiştim size. O yüzden kitabı almayanlar, kitabı çözmeye başlamayanlar lütfen ama lütfen çözmeye başlasın ki o telegramdaki canlı yayınlarda en ufak bir nokta kalmasın. Düşünün. Neyi düşünün? Kitapta anlamadığınız hiçbir soru kalmayacak yani öyle bir çözümle karşınıza geliyoruz. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Tamam. Ve dördüncüsü arkadaşlar bak şeye az kaldı, şuna az kaldı. Alandan sonra açı kenar ve üçgende merkezler. Sonra ne var? Üçgenler deneme deposu yazmışım şurada üçüncü kaynak olarak onu söylemiştim arkadaşlar. Ee, i̇ki hafta boyunca da üçgenler şeyi çözeceksiniz arkadaşlar. Deneme deposu çıktı. Deneme deposu çıktı. Yani sizler bu deneme deposunu alabilirsiniz. Çıktı, onu göstereyim isterseniz, kapağını da göstereyim. Şuradaydı. İşte arkadaşlar görüyorsunuz deneme deposu. Şu deneme deposu. Üçgenler konu denemeleri arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle. Bilerek kitap vermedim. Yani niye? Biz zaten ne dedik arkadaşlar? İki kitapla bu işi hallediyoruz. Üçüncüde de kitapla giderseniz eğer üçüncü kitabı da e, üçüncü Şeyi de kaynağı da kitap olarak seçerseniz eğer şöyle bir sıkıntı olacak. Ya hocam işte üçgende açı konusunun soruları. işte dik üçgenin soruları işte benzerliğin soruları, benzerlik konusunda benzerlik çözeceksin. İşte bu biraz şey olmuyor mu arkadaşlar. Hani e, genel olsa böyle karışık olsa sizin açınızdan daha iyi olmaz mı? Çünkü şöyle bir şey e, yaşıyorsunuz genelde. Ne yaşıyorsunuz? Ya hocam ben konunun benzerlik olduğunu algılayamıyorum. İşte üçgende alan olduğunu alan algılanabilir gerçi ama işte dik üçgen olduğunu, işte ne bileyim açı ortay olduğunu nasıl anlayacağım falan. İşte burada üçgen denemeleriyle bu işi halledeceksiniz. Üçüncü kaynağınız üçgen denemesi olursa ki arkadaşlar herhalde bu üçgen denemesi piyasada olmayan bir deneme ilk defa böyle bir fikir çıktı diyebiliyorum. Üçgenlerle ilgili deneme. 25 deneme tamamı çözümü çözümü içinde arkadaşlar. Deneme deposu, üçgenler konu denemeleri e, baskıya girdi. E, büyük ihtimalle işler bayilerine gelmiştir. 2 hafta sonra zaten üçgenler bitiyor. Üçgenler bittikten sonra neye başlayacaksınız? Genel tekrara. Tekrar da bu şekilde olursa, deneme şeklinde olursa çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. Ki ben e, bu deneme deposunun şeylerine bakarken... Ee, sorularını da kontrollerini de ya, tah, tahsini de ben yaptım arkadaşlar çok da güzel arkadaşım çok da yani sorularını da gördüm diyeyim daha doğrusu çok da güzel çok da hoş çok da işinize yarayacaktır ve sizi bir anlamda geliştirecektir güzel bir tekrar yani tekrarı kitap olarak değil de tekrarı deneme üçgenler konu denemesi olarak düşündüm o yüzden size bu deneme diposunu öneriyoruz arkadaşlar burada şey yazılmış yalnız ee, baskı hatası arkadaşlar kitabın içinde çözümleri var <laughs> Gönül ister ki çözmek isteriz o ayrı bir konu ama e, çözümleri içinde olduğu için siz kendiniz çözümlerine de bakarak iyi bir şekilde anlarsınız diye tahmin ediyorum e, belki de Telegram'da yapacağımız canlı yayında deneme deposundan da anlamadığınız soru varsa belki de sorabilirsiniz de tamam mı gençler olay bu deneme deposu çıktı ondan sonra iki hafta öncesinden söyleyeyim ki ya hocam işte bayide de yok işte gelmemiş ne zaman gelecek gibi şeyler olmasın. Şimdiden itibaren bayiye baskı uygulayın da işte deneme defası istiyoruz istiyoruz diye. Çünkü bazen deneme defası yani bayi alıyor 10 tane alıyor. 10 öğrenci gidiyor 11. öğrenci alamıyor. İşte bir hafta sonra falan geliyor. Programı aksatmamak için bunu almanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Tamam çünkü belli bir sayıda basılıyor biliyorsunuz. Kitap bittikten sonra öbür baskıya geçiyor arkadaşlar. Neyse geldik şuraya. Şimdi bu hafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçgende alan. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. Üçgende alan. Alanın kendine has bir mantığı var arkadaşım. Üçgende alan. Alanın kendine has bir mantığı var. Kendine has bir mantığı var. O mantık nedir arkadaşlar? Şimdi onu söyleyelim. Kaçıncı haftadayız? Yedinci haftadayız. Konu içerisinde zaten o kendine has mantığından bahsettim arkadaşlar. Yalnız üçgende alan aslında nedir biliyor musunuz? geçmişteki bütün konuların tekrarıdır. Bu ana kadar gördüğünüz bütün konuların tekrarıdır. Yani sen bundan önceki konulara hakim değilsen yapamayacaksın. Ya birinci seçenek bu ya da ikinci seçenek şu. Sen bu konudan sonra geçmişteki konuları da biraz tekrar edeceksin ve geçmişteki konularda biraz oturtacaksın. Ha, gönül ister ki geçmişteki konuları bil. İşte dik üçgen, özel üçgen, benzerlik. İşte bunları bilirsen eğer Üçgendeki alan konun çok rahat geçecek. Bilmezsen de geçmişi biraz tekrar etmiş olacaksın sadece. Yani bu konun içerisinde her konu var arkadaşlar. Önemli bir konu. Önemli konular arasına koymuştum zaten. 1. Ek çizimler. 2. Dik üçgen. 3. Üç, üçgende benzerlik. 4. Üçgende alan. Bu dört konuya hakim olursan geometride yapamayacağın bir konu yok. Analitik geometride bile bunlarla karşılaşacaksınız kardeşim. O yüzden bu dört konuya çok önem verin. Ve bu haftaya yine önem verin arkadaşlar. Çok önem verin. Tamam. Biz daha öncesinde de söyledik. Videoları 10 dakikalık falan yapabilirim sıkılmayın diye. Ama ne dedik arkadaşlar? 40 dakikalık video da var. 20 dakikalık video da var. 12 dakikalık video da var arkadaşlar. Biz ne dedik? 40 dakikalık video. Yani burası bir özel ders merkezi gibi düşünün. Yani siz yatarak izlemiyorsunuz. Bir özel ders alıyorsunuz. O ciddiyetle izliyorsunuz. Lütfen videoları arkadaşlar. Bir oturuşta başından sonuna kadar her saniyesi çok önemli. Söylediğim cümleler çok önemli arkadaşlar. Yani şu da değil. Bir soru geldi, sen yaptın. Aa yapabiliyorum. Geç değil. Her soruda benim ağzımdan çıkan cümleler sizin için çok önemli. Çünkü konunun mantığını veriyor arkadaşlar. Yani videoyu dinlerken, konu anlatım dinlerken hepsini birden dinlemeniz lazım. Bunu da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Pazartesi günü ayın 9'unda pazartesi günü kaç video var? 5 video var arkadaşlar. 5 videonun 5'ini birden izliyorsunuz. Bazen işte bunu iki güne de sarkıtabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Ondan sonra ben buraya çarşamba ayın 11'inde yazmışım. Geometrinin ilacı diye. 7 test var. İstersen sen salı çarşamba çöz. ister çarşamba perşembe çöz. Fark etmez. Ondan sonra acil geometrideki sorular var arkadaşlar. Orada da yine kaç tane test var? 7 tane test var. İstersen cuma cumartesi çöz. istersen cuma cumartesi pazar çöz. Hiç fark etmez. 7 testi de çok rahat bir şekilde çözersin. Yani konu anlatımı. Geometrinin ilericinden 7 test. Acil geometriden 7 test. 14 test. Her güne 2 test yapsam bile bir haftayı zaten çok da güzel bir şekilde kapatıyorsun. Tamam mı gençler? Evet tekrar söyleyelim. Üçgende alan buradaki konu anlatımı gerçekten ama gerçekten sizin için çok önemli. Lütfen ama lütfen bu konu anlatımına dikkatli bir şekilde çalışıp dikkatli bir şekilde bu konuyu dinleyin arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz ve geçmişteki konularda şöyle bir tekrar yapacaksınız. İkiz kenar üçgeni, eşkenar üçgeni, dik üçgeni. Her konuyu şöyle bir hatırlayacaksınız. Yani tekrar dersi gibi de düşünebilirsiniz sorularla arkadaşlar. Yani sorularla geçmişi biraz tekrar edeceksiniz. Tamam mı gençler? Evet, bu hafta önemli bir hafta. Ee, videonun başındaki dediğim şeyleri de lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, i̇ki hafta sonra tekrar e, şeyleri üçüncü kitaba geçeceksiniz. Üçüncü kitap olarak da ben size deneme deposunu önerdim. Üçgenler e, denemesi. Kaç tane deneme olduğunu söyledim galiba biraz önce. Ya da kapakta görmüşsünüzdür. Geriye sarıp kapaktan da bakabilirsiniz. E, i̇çinde çözümleri var arkadaşlar deneme deposunda haberiniz olsun. Evet bu hafta çok genizlik yapmayayım isterseniz alan çalışacağız. Ve alanın mantığı. Alanın kendine az mantığı var. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Konu anlatımın içerisinde de söylüyorum zaten. Yani alan konusu gördüğünüz zaman ek çizimler ikinci planda kalıyor. İlk önce alan mantığını kullanacaksın mesela. Ondan sonra ek çizim varsa ek çizim ya da başka bir mantık varsa başka bir mantığı kullanacaksın. Konuyu, konu anlatımını dinlerken zaten bunu göreceksin kardeşim. Evet, bunu da şunu da söyleyeyim. Üçgende alandan sonra e açık kenar bağıntıları ve üçgende merkezler geliyor. Yani sen üçgen alandan sonra yani üçgen konusu tamamıyla bitmiş oluyor. Neredeyse bitmiş oluyor. Ve sen artık geometriyi öğrenmiş oluyorsun. Yani öğrendim ve tam anlamıyla öğrenme, öğrenmek için yola devam edeceksin. Çünkü bundan sonra konuları hep üçgenlerden yapacağız neredeyse. Yani seni şu anda denemeye girsen büyük ihtimalle 5 ya da 6 tane netin zaten gelecek. Hiç merak etme. Tamam mı? Sene sonunda da inşallah full yakın yapacaksın bu arada. Ama şu programa uy. Programa uyanlar için söylüyoruz bunu. Tamam mı? Evet gençler. O zaman fazla gevezelik yapmayalım, yapmayalım dedim. Ondan sonra yine gevezelik yapıyoruz ama neyse. Arkadaşlar ee, dediklerimi lütfen dikkat edin. Dikkat alın. E, konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.